Avcılar'da bir salonda düğün yapmak isteyip mekanına hala karar veremediysen müjde, çok doğru yere geldin. Çünkü şimdi senin için ilçedeki düğün salonlarına dair tüm detayları anlatacağız. Düğün için her şey, düğün.com'da. İstanbul Avcılar'ın düğün salonları farklı tarz, kapasite ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Detaylara inmeden önce Avcılar'da bir düğün salonunda evlenmenin hangi konularda avantaj sağladığını bir sıralayalım. 1. Salon çeşitliliği. Avcılar'da her bütçeye ve zevke uygun düğün salonu bulmak mümkün. İlçede deniz manzaralı, havuzlu, teraslı, butik düğün salonu gibi birçok farklı seçenek var. 2. Hizmet çeşitliliği. Avcılar'daki düğün salonları sadece düğünün için alan sağlamakta kalmıyor. Düğünün için ihtiyaç duyabileceğin catering, müzik, fotoğraf, video gibi birçok hizmet konusunda da yardımcı oluyor. Bu sayede düğününü firma firma gezmeden tek kalemde planlayabiliyorsun. 3. Ulaşım. Avcılar'a metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilmek mümkün. Ayrıca kendi aracıyla gelmek isteyen çiftler ve davetliler için ilçedeki düğün salonlarının çoğunun otoparkının bulunduğunu da ekleyelim. 4. Fiyat. Fiyatları etkileyen hizmet, kapasite, konum gibi kriterler olsa da Avcılar'daki düğün salonları için fiyat performans mekanları diyebiliriz. Deniz kenarında olmasına rağmen şehrin daha merkezi konumunda yer alan ilçelerine göre çok daha uygun fiyatlar sunuyor. Avantajları sıraladık. Şimdi ilçedeki salonlar hakkında detaylara da bakalım. Aşağı yukarı bir davetli sayısı çıkardığında firma seçimini mekanların kapasitesine göre yapabilirsin. Avcılar'da farklı büyüklükteki düğünler için uygun salon seçenekleri var. Butik bir düğün istersen 100-200 kişilik salonlar bulabilirsin. Katılımcı sayısı yüksek bir düğün planlıyorsan kapasitesi 1500 kişiye kadar çıkan mekanlar olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, Avcılar'da çok seçenek var ama aklında Avcılar'da hangi bölgelere bakmalıyım diye bir soru oluşabilir. Özellikle Avcılar'daki düğün salonlarının yoğunlukta olduğu bölgelerin deniz köşkler, parseller, Ambarlı ve Isparta Kule gibi semtler olduğunu söylemek mümkün. Özellikle parsellerdeki salonlar toplu taşımayla kolay ulaşılabilir bir konumda olduğu için avantaj sağlıyor. Ben deniz manzaralı mekan isterim, yok mu öyle bir seçenek dersen de Ambarlı ve deniz köşkler gibi sahil hattındaki bölgelerde yer alan düğün salonlarının denize yakın olmaları sebebiyle çiftlerin ilgisini çektiğini de eklemeden geçmeyelim. Hem açık hem kapalı alan olan salon seçenekleri mevcut. Önce bir kapalı alanlara bakalım. Düğün salonlarının kapalı alanları genellikle yüksek tavanlı ve kolonsuz. Bu da sana ferah bir düğün ortamı sağlıyor. Ferah demişken kapalı salonları anlatırken havalandırmaya değinmemek de olmaz. Büyük salonların çoğunda merkezde veya kanallı klima sistemleri var. Bu da geniş alanlar için en ideal havalandırma sistemleri. Daha küçük mekanlarda ise duvar tipi veya kaset tipi havalandırma sistemlerine denk gelebilirsin. Küçük mekanlarda bu sistemlerin yeterli olduğunu da söyleyelim. Dilersen salonları gerçek bir etkinlik sırasında ziyaret edip havalandırması hakkında da fikir sahibi olabilirsin. Hem açık hem kapalı alanlar olan düğün salonları ise 4 mevsimde de düğün imkanı sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında evlenecek çiftler ise ilçedeki açık hava düğün salonlarına da ilgi gösteriyor. Geniş kır alanları, havuz başı salonlar, bahçeler, teras alanları gibi düğün günü açık havanın tadını çıkarabileceğin birçok alternatifin var. Eğer ilkbahar ve sonbahar gibi hava konusunda sürprizlere açık bir mevsimde evleneceksen ilçedeki birçok açık hava düğün salonunun bu konuda tedbir aldığını da söyleyelim. Olumsuz hava koşullarına önlem olarak da pek çok mekanda açılır kapanır tavan, çadır ve tente gibi opsiyonlar bulunuyor. Hem açık hem kapalı alanı olan salonlarda ise organizasyonun hızlıca kapalı alana taşınabilmesi için bir imkan sunulduğu da aklında bulunsun. Bu mevsimlerde evleneceksen firmalarla görüşürken aldıkları tedbirleri mutlaka öğrenmeni tavsiye ediyoruz. Mekanların alan seçeneklerinden, fiziksel özelliklerinden bahsettik. Hangi hizmetleri alabileceğine de bakalım. Avcılar düğün salonlarından bazıları boş mekan kiralama hizmeti sunuyor. Süsleme, ikram gibi hizmetleri dışarıdan alacaksan mekanla sadece alan kiralama üzerine görüşebilirsin. Her kaleme ayrı ayrı ücret ödeyeceğin için bu durum biraz maliyetli olabilir. Bu durumda iyi habere verelim. Bazı mekanlarda düğünün için ihtiyaç duyabileceğin A'dan Z'ye tüm hizmetleri verebiliyor. Fiyatlar da daha avantajlı oluyor. Bunlar arasında catering, organizasyon, fotoğraf, video, müzik gibi hizmetleri sayabiliriz. Bazı firmalar kendi ekipleriyle hizmet verirken bazı firmalarsa anlaşmalı çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak avantajlı fiyatlarla bu hizmetleri almamızı sağlıyor. Dekorasyon ve süsleme düğün salonlarında önemli konular. İlçedeki bazı mekanların boş salon dekorasyonu bile oldukça iddialı. Örneğin çok dikkat çekici gelin yolu süslemelerini görebiliyoruz. Gelin yolunda cam zemin altında ışıklarla hareketlendirilmiş çiçekler kullanılıyor.
Süslemeyi çoğu mekan kendi kaynaklarıyla çözüyor ve bünyesinde organizasyon ekipleri bulunuyor. Bazı firmalarsa anlaşmalı oldukları organizasyon firmalarıyla çalışıyor. Bölgedeki salonların dekorasyon uygulamalarına şöyle bir baktığımızda modern tasarımların öne çıktığını söyleyebiliriz. Dilersen salonlar zevkine ve konseptine uygun olarak farklı tema renkleri ve süslemeler de sunuyor. Sana uygun olanı seçtiğinde gelin yolundan masa süslemelerine kadar her detayı bu konsepte uygun şekilde hazırlıyorlar. Bazı firmalarsa çiftlerin seçtiği konsepte uygun dekorasyon çalışmalarını da başarıyla uyguluyor. Firmaların sunduğu organizasyon hizmeti süslemeyle sınırlı değil. Davetiyeden nikah şekerine, pastadan düğün akışına kadar her detayla firmaların deneyimli organizasyon ekipleri de ilgilenebiliyor. Yani sana sadece isteklerini söylemek ve düğün günü eğlencenin tadını çıkartmak kalıyor. Firmalarla görüşürken organizasyon hizmetine nelerin dahil olduğunu mutlaka sor ki her detayla ayrıca ilgilenmekle uğraşma. Avcılar'daki düğün salonlarının hizmet seçenekleri arasında düğünlerin olmazsa olmazı müzik, sahne ve ışık sistemleri de yer alıyor. İlçedeki düğün salonlarının çoğunluğunda son teknoloji ses ekipmanları kullanılıyor. Sahne aydınlatmaları konusunda da adeta bir görsel şölen şeklinde özetleyebiliriz. Özellikle sahne ve pist alanında kullanılan hareketli ışık sistemleriyle eğlenceye renk katılıyor. Müzik konusunda da birçok firmanın anlaşmada DJ ve canlı müzik ekipleri oluyor. Sen dilediğini seçiyorsun. Bu ekipler de düğün müziklerini birlikte planlayabiliyor ya da sadece size özel bir playlist hazırlamalarını da talep edebiliyorsunuz. Firmaların paketlerini incelerken eğlence için ne gibi imkanlar sunduklarını da mutlaka sor deriz. İlçedeki düğün salonlarının iddialı olduğu bir konu da geniş ve rahat hazırlık odaları. Düğünden önce hem dinlenmek hem de rahatça hazırlanmak isteyen çiftler kendilerine özel tahsis edilmiş gelin ve damat odasını kullanabiliyor. Bu alanda saçını makyajını yaptırabilir, giyinebilir, düğün öncesi çekimini yaptırabilir, hatta son yıllarda trend olan düğün öncesi kutlamanı da yapabilirsin. Avcılar'daki düğün salonlarının fiyatlarını etkileyen faktörlere de bakalım. Fiyatlar talebin yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Hafta içleri talebin daha az olduğu günler arasında olduğu için fiyatlar hafta sonuna kıyasla genelde daha uygun oluyor. Bunun yanında açık hava düğün salonlarına yaz ve bahar aylarında talep oldukça fazla oluyor. Bu yüzden diğer aylara kıyasla daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Düğünün gerçekleşeceği alanın özellikleri de fiyatları etkileyen diğer bir unsur. Deniz kenarına yakın Avcılar sahil düğün salonları kapalı alanlara kıyasla genellikle daha yüksek fiyatlı. Avcılar'da düğün yapacak çiftler için düğün salonlarına dair detayları paylaştık. İlçedeki düğün salonlarına videonun açıklama kısmına bıraktığımız linkten ulaşabilirsin. Buradaki firmaları sana uygun özelliklere göre filtreleyip ilgini çekenlerle iletişime geçerek bilgi ve fiyat teklifi alabileceğini de unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.